Yavaş ol, çukur var. O kadar da şey yapmıyorlar aslında. Senden daha hızlı geldiğim kesin Abdül. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün vlog tarzında bazı videolar istemiştiniz. Onları çekeceğiz. Ne? Tamam, dur sakin. Bugün kaza raporu inceleyeceğiz arkadaşlar. Kocaman rampayı çıkacağız. Tamam, sen rampayı çıkacaksın. Onu da kenarlı. O zaman ben yukarı çıkıyorum kanka, arkamdan gelirsin. Hadi çılgın tırmanışçı. Çık çık çık. Nefes kaybetme. Oha. Tamam. Evet bayağı bir anlar. Abdül yukarı çıktı. Yukarı. Ve bayağı yoruldu köpek gibi. Orada çıktığı yolu göstereyim. Çubuklukta bir yol. Şimdi biz asıl videonun başlığına gelelim. Konusuna gelelim. Kaza raporu. Neden bu kaza raporu? Ben burada takla attım yaklaşık 2 ay önce. Peki bu takla nasıl gerçekleşti? Antrenman videosunda gördüğünüz Osman arkadaşımızla birlikte, sadece ikimiz vardık, birlikte geliyorduk. Rahatlıkla döndüm. Ardından fark ettim ki burada yokuş bayağı dik ve sonunda bunlar geliyor. Hemen hemen şu civarlarda fren yapmaya başladım. Ama ne yazık ki duramadım. Şuraya geldiğimde ön freni sıkmıştım. Buradan uçtum. Ardından... Yanlandırma yapayım mı? Hayır. Buradan uçtum ve ardından takla attım. Ön tekerim hani frenle sıkışmış olduğu için yere değdiğinde ben direkt takla atmıştım ve şu araba geliyor. Şeyin oraya kadar resmen sürüklendim hani. Selamlar aleyküm gençler. Aleyküm selam. Neyse takla attım. Sonucunda videonun kenarında görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Bazı vücudumda çizikler, sıyrılmalar oldu. Peki ekipmanlarımda nasıl hasarlar oluştu? Bisikletimin gidonunda birkaç çizik. Onun dışında tele yırtıldı. Ve lastik biraz eskidi. Onu anladım. Eldiven. Eldiveni göstereceğim. Eldivenin şurası yırtık ve kaskımın da tepesinde bir yer. Dur bulayım şöyle. Sen göster bakayım. Şu kısım. Ne yaptın lan? Ha, bir an kamerayı sokuyor sandım oraya. Dış kaplaması kırıldı. Aynen sadece. Plastiği kırıldı. O kadar büyük bir hasar yok ancak bizden size uyarımız, lütfen ekipmanlarınızı takmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kaskım olmasaydı belki beyin kanaması geçirmiştim. Ben diğer eldivenimle sigilede düştüğüm zaman eldiven yırtıldı, hiçbir şey olmadı ama o yırtık, o taşın oluşturduğu yırtık elimde olabilirdi ve avuç içindeki bir yırtık. Aynen, yani elinize girmiş olabilir. Yani ekipmanlarınızı unutmayın arkadaşlar, bunu burada vurgulamak istiyoruz. Aynı zamanda eldiven kullanmanızda sizin gidondaki tutuşunuzu çok fazla. Aynen. Gereğinden fazla arttırıyor. İlk başta aldığınızda bunu hissetmeyebilirsiniz ama zamanla fark ediyorsunuz. Aynen. İlk aldığında taktığında fark etmiyorsun ama mesela bir hafta sürüp çıkarttığın zaman aynen onun yokluğunda nasıl bir özgüven eksikliği olduğunu anlıyorsunuz zaten. Bunun için kask için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Söyleyeceklerimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.